Akif Beki, Karar Gazetesi Jet Fadıl'ın Yükselişi ve Düşüşleri Bu topraklardan bir jet fadıl geçti diyecekler ama henüz fırtınası dinmedi. Ne yaptıysa dünyanın ilkine imza attığı iddiasıyla yaptı. Ne konuştuysa büyük konuştu. Küçük hedeflere hiç yüz vermedi. Hep büyük düşündü, Kudüs düşkünlüğünü de işlerine mutlaka yansıttı. Hele Türkiye'nin ilk dünya otomobili diye tanıttığı imza ile büyük sansasyon yakaladı. Gerçi başarıları dolandırıcılık davalarının gölgesinde kaldı. Ancak iç yüzü ne olursa olsun dışa karşı iddiasından asla vazgeçmedi. İkna gücü yüksekti. Hapiste bile durdurulamayacaklardı. Komplolarla, emperyalist saldırılarla, kıskançlık ve yalanlarla durdurulmak isteniyormuş gibi gösterip de mi inandıramayacaktı? inanan çıktı, yine çıktı, hala çıkıyor. Dört gün önce aldığı rekor hapis cezasıyla adı bir kez daha gündemde. Sorumluluğu her defasında üstlerine yıktığı gizli güçler bu sefer başarabilecek mi, başaramayacaklar mı görülecek. Peki ünü ve jet fadıl lakabı nereden geliyor? NTV sitesi merak edenler için sıra dışı hayat hikayesini çıkarmış. İyi bir özet. Gayet objektif. Buyurun oradan okuyalım. Hemen aşağıda ne önü ne hızı kesilebildi. Fadıl Akgündüz 1987'de jet sürücü kursunu açarak iş hayatına girdi. 1989'da kendisine ait Jet ve Holding'in ilk şirketini kurdu. Pazarlama şirketiyle 700 bin aileye konut, otomobil, elektrikli ev ve ofis cihazları sattı. Türkiye'nin ilk özel toplu konut projesi Jet Konutu 1998'de hayata geçirdi. Türkiye'nin ilk dünya otomobili imza projesini 1999'da uluslararası pazara sundu ve dünyanın birçok ülkesinden 300'den fazla distribütörlük talebi aldı. Siirt, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa'da kurulacak 5 otomobil fabrikasında yılda 1.250.000 otomobil üretilmesi planlandı. 1995'te dünyanın ilk İslami otel konseptiyle Kapris Oteli Dünya Turizm Pazarına sundu ve bununla 2012 yılında Malezya'da dünyadaki ilk 5 hilal ödülünü aldı. Kapris Gold Bayrampaşa İstanbul projesi %87 seviyesine gelmiştir. Avrupa'nın en büyük ve dünyanın tek 7 hilalli otelidir. Binanın üzerine Kudüs'ten getirilen Kubbetüs Sahra Taç olarak giydirilmiştir görünenin aksine arka planda sürekli hissedarları ve halkla mali sorunlar da yaşamaktadır. Avrupa'da kurduğu İslami Titan oluşumuyla gurbetçilerin dini duygularını sömürerek yaklaşık 650 milyon mark toplayıp ortadan kaybolduğu iddiasıyla açılan davalarla başı derde girmiştir ve 600 milyonluk Jetba'nın mal varlığını 3 milyon liraya ablasına ve eniştesine devretmek suretiyle holdingin içini boşaltıp insanları mağdur ettiği suçlamalarıyla. Alacaklılarının çok büyük bir kısmın hala alacaklarını tahsil edememiştir. Ayrıca cezaevinden bile devre mülk satışı yaptığı ortaya çıkmıştır. Almanya'daki bazı Türk vatandaşlarını yüksek kar payı vaadiyle kandırarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2003 yılında tutuklu olarak yargılandı. Akgündüz 15 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Bakırköy 8. A Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fadıl Gündüz, Kasım 2006'da nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırıldı. Yargıtay'da usulden bozuldu. Zaman aşımına girmesiyle yeniden yargılanmadı. Kapris Gold Bayrampaşa ve Kapris Gold Maldivler projelerinde yatırımcılara verdiği sözü yerine getirmediği şikayetleriyle hakkında soruşturma başlatıldı. Akgündüz, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece 22 Aralık 2015 tarihinde tutuklandı. Akgündüz, 28 Mart 2017 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 28 Nisan 2023 tarihinde ise Kapris Gold'la Kapris Maldivler projelerinde 614 kişiyi dolandırmaktan yargılandığı davadan karar çıktı. İstanbul 1. A Ceza Mahkemesi Fadıl Akgündüz'ü 2504 yıl gibi rekor bir hapis cezasına çarptırdı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.